geliyor. Ama diğer yandan takımın ekonomik gerçekleri Gomez gelecek diyorlar. Belki hani yani, takım bu yönde evet tamam git der mi? E, masada bir teklif olmadığını da biliyoruz ama Birleşik Devletler'deki söylentiler de sürüyor. Ben sezonu bence burada tamamlayacağını düşünüyorum. Hani yani bu sene çünkü evet. Galatasaray'ın hani oyuncuyu birçok yerde bizi eleştiriyor insanlar hani ya adam gelmiş daha oynamamış ya. Oynamayan oyuncu hiçbir şey yapmadı. Sanki sürekli oynamış da gol atamamış, çok başarısız olmuş gibi gösteriyoruz bu ülkede. Bizim ülkemizde. Oyuncu evet. daha sakat. Ben bence sezon sonuna kadar Galatasaray'da duracak... Eğer ki bir sıkıntı yaşar, bu ikinci el hani döndükten sonra sakatlık problemi olmaz, Galatasaray'a ne verdiğine bakılır. Galatasaray yönetiminde eğer öyle bir teklif varsa, yaşı gelmiş bu kadar yüksek rakamlar da vermek istemez. O zaman belki gönderebilir, hani MLS'e gidebilir. Hani oyuncu artık kariyerine yani. Amerika'da devam edebilir. Ama ben sezon sonuna kadar e, Galatasaray takımda kalacağını düşünüyorum. Hani Gomis olayı var, Gomis'i sürekli gündeme getiriyorlar. Hani Gomis, Galatasaray, ı... belki gelecek ama... O ben... kendisi gündeme geliyor. Kendisi, ge kendisi gündeme getiriyor. getiriyor ama ben Falcao'nun şu şartlarda oynamadan başka bir yere transfer olacağını düşünmüyorum işin aslında. Yani, bir yani, gibi, o basının ne kadar doğru, kaynaklar çünkü ne kadar bu kadar, kadar iyi sözleşmesi olan bir oyuncu Galatasaray takımına şu an hiçbir şey vermedi. Bence oyuncu profili dışarıdan çok da düzgün gibi görünüyor yani anlamında. Evet, evet, evet. Kalkıp da bir buçuk, iki maç, üç mi? maç. Yani üç maç oynayan şimdi adına da bir yakışacak. Sen geldin 3 maç parayı aldın hiç oynamadın. Gidecek bir karakterde bir oyuncu da değil bana göre. Ya şu var. işin şu kısmını atlıyoruz. Biz genel olarak atlıyoruz. Spor basını olarak da atlıyoruz. Spor emekçileri olarak da evet, sahadan evet. gelen insanlar insanlar olarak da. Gerçi sen çok daha iyi biliyorsun psikolojiyi ama. Oyuncu sakatlandı, oynamak isteği çok fazla oynama isteğiyle çok erken sahaya döndü evet. ve geliş zamanı azaldı. Galatasaray e, kazık yemiş gibi anlatılıyor. Falcao dalga geçilecek bir adam değil. İki yıl dünya futbolunun bana göre en iyi santrıforuydu bu adam. Bence de, ve de. alay edilen hafife alınan bir durum var. Hani Bu e, tamam rakibi, rakip takım taraflarını incitmek için ya da biraz da alay etmek ya, için demoralize etmek için demoralize etmek için söylenebilir. Olabilir. Futbolun içinde hep var, dostlarımızla da şakalaşıyoruz. Bahsettiğimiz isim Falcao. Mehmet'in söylediği şeyi ciddiye alıyorum. Yani Bu adam bir yerde dönecek ve e, çok fazlasını verecek. E, Atletico Madrid'de neler yaptığını ya, gördük. Porto'da neler, Porto'da ya, neler 38 yaptığını gördük. Gol, 34 gol atılacak rakamlar değil ya. ya. Burada oynadığı ilk maçtan sonra hepimiz ne diyorduk? Oo Bu adam böyle oynarsa, böyle istekti. Ama sakatlandı. Belki de o aşırı herkesin isteğinden dolayı. Şey. Her herkesin başına gelebilecek bir şey. Adamı her Değil mi? Herkesin başına gelebilecek. Burada tartışma noktası sakat mı geldi? Sakat gelmedi mi tartışma noktası? Ben, bu sorulacak bir soru. Ben de şunu Ama söylüyorum. Yani Galatasaray şey. gibi bir kulüp. Yani büyük bir kulüp Galatasaray. Bence sakat gelmedi yani ama sağlık heyeti bu işi bilmeyecek kadar da zayıf bir heyet değil. Uzun erken süre oynamadı atıldım. Uzun süre evet. oynamadı. Kendisi de Ondan sonra erken, zaten kendi çünkü oynamaksa çünkü taraftarlar zaten Görüşmeler. inanılmaz karşıladı onu. 2 senedir gördüğü bir atmosfer. Bu, bu tendon ağrısını ben çok iyi bilirim. Yaşadık biz bu tendon ağrısını. Yani tendon hiçbir şey yürütme yürütmesi. Yani bu oyuncu ben diyorum bu kadar karakterli bir oyuncu bir defa oynamak ister. Aldığı para çünkü parayla işi yok bu adamın. Aldığı paranın da hakkını vermek ister. Aynen onun için öyle. de şu taraftara kalkıp oynamaz mı? Sen sana gelmiş. Kaç bin kişi havalanına gelmiş seni. Galatasaray'dan aldığının 3 katına Çin'de bir kulübe imza atar Ben sanmıyorum. Yok yok yani. Ben sanmıyorum. Ben Galatasaray yani takımına Yani Falcao'nun devre arası gitme durumuna. Ben diyorum evet. Ya, ben ben de bir, ama şu olabilir. Falcao döner. Sezon sonuna kadar Galatasaray cami içinde göstereceği performans ve kendi ruh durumu gidip gitmeyeceğine kendi bence karar verecek. Ama Galatasaray takımına onun çok büyük bir borcu var. Bu taraftara çok büyük bir borcu var. Ee, o da o, bence o sağını, de onu sağını, sağ, Aynen zaten. öyle. Bence <laughs> ondan dolayı gitmeyecek. Aslında Galatasaray taraftarının o muazzam karşılamasına ve gösterdikleri sevgiye cevap vermek için o kadar fazla kendisini zorladı. Evet, evet, evet. Halbuki hani, en hem Falka hem teknik heyet bunu. çok daha e, yavaştan almalılar. Ha şu için. var yani Orada bir hatası var. Geliş sürecinde yaşananlar Efendime söyleyeyim transferde döneminde kaç hafta orada zaten. Ligin şampiyonu Galatasaray bu kesin artık yani Şampiyonlar Ligi'ne evet. bakıyoruz gibi yorumlar. Transferde de Galatasaray şampiyon gibi eleştiriler ve yorumlar. Ya Beklentileri tabii. de yükseldi. Ya tabii. Falko'da da böyle bir sıkıntı çıkınca kitleler ve insanlar elbette sosyal medya kültürüyle bu ya eleştiriyi yapar tabii. Oyunculara ki. bir baksana ya. 35 milyon euro kadro değeri diyorsun. Ya şunu da söyleyelim yani. bir fark da var. Şimdi ülkemize bu transfer döneminde bence iki tane dünya yıldızı evet. geldi. Biri Daniel Sturridge, biri Radamel Falcao. Aynen öyle. ikisi. Ünal Hoca Daniel Sturic'i ne yaptı? Hazırladı. Bekletti. Eleştiriler işte. geldi. 5 dakika say yaptı, evet, evet. 10 dakika attı. Buna rağmen sakatlandı. Çünkü o Obimikel, o Obi, Obi Mikel Evet. Evet. O Obi, Obi, Obi Obi, e, de çok ha. acele etmediler. Çok, Aynen yavaş, öyle. çok yavaş, çok yavaş, çok e yavaş. Bugün işte kupa maçında, dün izliyoruz Altay karşısında. Hala, hani oyuncu değişikliği sırasında bile e, kenarda Trabzon yedek kulübesinde hazırlık olunca bizim Cengiz Han'la iddiaya girdi. Kesin Sturic alacak hoca dedim, asla almaz dedi ama eminim yani. 60 Tabii. dakika biçmiş, Tabii diyor ki 90 değil. Sağda kalabilir ama sakatlanabilir. Aynen, işte hoca i̇şte bunu, bunu planlamak lazım. Hoca bunu çok iyi ayarlayacak değil ama mi? oyuncunun da biraz kendi istemesi lazım. Evet. Farklı yani çünkü kendi doktorun kendisin, sahaya çıktığın zaman... Eğer vücuduna baktın ki yani SOS veriyor, sıkıntı veriyor. Artık sen zaten orada devreye evet, gireceksin. Al benim bir şey işte. söyleyeceğim size. Ziraat Türkiye Kupası'nda 6'ya karşı oynayan stüdyo için isteği nasıldı? Baş. Bu adam... İki sene önce bir evet. bir sene önce Premier Lig'de çok evet. ciddi rakiplere karşı oynuyordu. City, evet. Chelsea, Liverpool'da <laughs> evet, evet. oynamış Onu bir olamıyorum. oyuncu. Böyle bir kariyer İstek var mı? Bak Nasıl? Büyük hani yüz. bazen bu tür maçlarda bazı yerli oyuncularımızı bu isteksizliği hissediyorsun zaten doğal olarak. Hani burada ne işin var Duruşu sergiliyorsun. Ya Sturridge ya. Ya Sturridge. Başka bir örnek. Fiorentina'dan bir gol mü iki gol mü atmış Mario Gomez Beşiktaş'a geldi. Evet. Ya hani Stuttgart performansını adamlar bir takım kez. performansını hatırlıyoruz. Ama Leşe, son durumu ne olacak gelirken. dedik. Cenk Tosun oynuyor. 5 dakika girdi, 10 dakika, 15 dakika. İkişer tane attı hatta. Evet, Mersin'de evet. dedi, ikişer tane attı. Gomez hatta dedi ki bekleyecek herhalde dedik. Ama hoca ilk önce, ama önce Cenk, kesmedi. Cenk'in attığı gol dedi ki sevinci de paylaştı Aynen, Gomez evet. koşup. Aynen, Çünkü evet. sezon başında Şenol Güneş gitmiş demiş ki Cenk'e, Cenk bu takımın birinci santrıforu Mario Gomez'dir kardeşim. Evet. Cenk de tamam dedi, bekledi. O ya kabul ahlakta sahip işte, olduğu işte, için bu. Gün. Ama yine çalıştı. Yalnız evet. Cenk Avusturya kampındayken Mario Gomez geldi gelecek işte görüşmeler yapılıyor Florensa'da falan filan. Cenk'in, e, affetsin e, anlatıyorum burada ama e, bayağı bir zaman geçti üzerinden. Çok güzel bir gol attı İdman'da taktik maçında. Antrenmanda. İsterse dedi Mario Gomez gelsin, isterse o gelsin. <laughs> Umurumda dedi. Herkes gülüyor. Gülerek söylüyor bunu. Güzel bir şey bu da yani. Gomez'le o rekabeti girmesi de çok önemli. Bu hırsı yani. da çok güzel. Cenk ama senin de dediğin gibi hani birinci forvet Mario Gomez. Adam yani Alman milli takımda oynuyor ve Cenk bunu ben onu e, niye oynatıyor demez ama Cenk onu geçmek için çaba sarf eder. Ama ya, şu yüzden de söyledim yani de... Şenol Hoca Mario Gomez nasıl servis etti? Nasıl hazırladı? Aynen. Takımın içine nasıl Aynen. kattı? Ya o sen, örnek de önemli bence. gibi Fiorentina'da geldi Üç tane bir sezonda gol atan bir oyuncu e, burada parlattı. İnanılmaz şey yaptı inanılmaz şeye sattı. Almanya takımına gitti gitti. Almanya takımına <gülüyor> <daha> <gülüyor> <bundan> <gülüyor> ötesi yok. Mario yani. Gomez yok. ilk geldiğinde Şenol Güneş demiş ki ona e, Senin 7-8 kilon fazla mı var? Ben seni bu haliyle oynatmam demiş. Bunu Mario Gomez'e söylüyor Şenol Güneş. İşte Mario Gomez'e peki demiş. Adam bir sonra kiloları vermiş ve evet inanılmaz da oynamış. Şenol Hoca sağda solda söylemiş. Ya futbolcu, Alman futbolcularda inanılmaz bir, işte iş, bir iş, disiplin, disiplin. disiplini var. Böyle bir disiplin. şey görmedim diyormuş. İşte bazı ekol, bazı yerler bazı Bazısı çalışmasınla. Mesela Slovaklar daha çok çalışmasınla öndedir. İşte Almanlarda hem çalışma hem de disiplin ön planda. Bazı ülkelerle yüzde. alakalı var bu. Ve bir anda transferin gözleri solup tekrar e, gitti. Evet. Falcao'da da da bence biraz bu yapılmalıydı. Mesela Mehmet, Mehmet o 7 kiloyu ki. çok çabuk verebilir miydi? Bilmiyorum, şüpheliyim. <gülüyor> <O> <gülüyor> almadı ben ki, almak Yok mi? Mehmet almaz. Verirdim. Yani dikkat ediyorsun. Futbolcu hayatı boyunca iki tane toz yemek istiyorsun ama yiyemiyorsun. Gibi belirli saatlerde gece. Hani şimdi evet. bittikten sonra. O kadar mı durum kötü ya? Ama kötü şu var, anlıyorsun çünkü senin aldığın bir kilo sende çok büyük ağırlık ediyor, yapıyor. O seni Abi çok etkili yılda, sakatlığa işte 1 yol alıyor. milyon euro kazanıyorsun ama bir tost yemiyorsun. Bak iki tost, iki tost. Karbonhidrat, o... <laughs> 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 karbonhidrat yüklemesi yaparken ben, bırakırım bak. işi. karbonhidrat yüklemesi yaparken gördün mü sen futbol? Ekmek football? arası sucuk yemeyeceksem. Hocam tost yiyemeyeceksem. Abi tamam ekmek arası <laughs> makarna yiyor adam yükleme yaparken karbonhidrat... yedin mi öyle hiç... Bir tencere makarna yedin mi çok Yok bir tencere falan yemedim ama yedik tabii ki. Lazım onları depoları doldurmak için yapıyoruz. Tabii. Abi karbonhidrat yüklemesi yapıyorum diyerek... Zaten. ...şöyle koca bir kazan adam ama makarnayı bak yiyor yani mesela. İzmemden sonra yerim de öğle yemeğindeki... ...fırın makarnayı koyuyormuş cebine. <laughs> Tabii Yani <bak>. şu <laughs> var yani... <laughs> ...futbolculuk gerçekten şu var... ...her iş zordur, her mesleğe evet. saygım var ama... ...futbolculuk gerçekten bak sabahın altı o ...ok sezon başı kampı... ...sabah altı buçukta kalkıp... E, ...kilo kontrol ve ondan sonra eğer kilon fazla varsa bir de o takım için hoca yazıyor böyle daha da böyle hani rezil edermiş diye ama kendi böyle o kadar kötü hissediyorsun ki işte 5 kilo fazlası var ilk geliyorsun sezon başkan 4 kilo. E tartıya çıkıyorsun ondan sonra takıma iki, iki antrenman varsa o 7 kişiye atıyorum 7 tane kilosu olan adama bir antrenman daha var. Tabii. Sabah altı buçuktan bahsediyorum hiçbir şey yemeden kalkıyorsun tartıya çıkıyorsun tartıda eğer sıkıntı zaten varsa hem moralin bozuk hem de bir antrenmanın daha var. Evet. Öyle bir anlatık yani Allah'a şükür ediyorum şu an futbolcu Ben diyorum olacak. bak futbolcunun <laughs> sezon başı kampı gerçekten ölümdür ya. O tabii hiç bak, çok hiç çok. Bak hiç anlatamam. Bunu bana Nobre de söylemiş. Anlatamam yani. O, Hiçbir futbolcu kamp sevmez demiş. Işte, i̇kinci gün, Aslında insan limitlerini e, hani futbolun hızlı zaten limitleri zorluyor diyorlar ya. İnsan ya, limitlerini çok zorlayan bir çalışma sistemi. gün o hani yataktan sabah kalkıyorsun ya yoksun ya.